ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem Baklan ve Çardak ilçelerinde şiddetli hissedildi. Baklan ilçesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı valilik. Çardak ilçesinde 5 vatandaşın hafif yaralandığını açıkladı. Bozkurt Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlık binasında hasar meydana geldi. Afat'tan da depreme ilişkin açıklama geldi. Bölgede 23 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi deprem anı birçok yerde güvenlik kameralarına yansıdı. Marketlerde devrilen ürünler, işyerlerindeki panik anları görüntülendi. Depremden kısa bir süre sonra Denizli Valisi Hasan Karahan kameraların karşısına geçti. Bazı eski yapılarda hasar olduğunu söyledi tespit çalışması başlatılacağını ifade etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolansa, AFAD ve Kızılay'ın katkılarıyla hızlı bir şekilde hayatı normale çevirmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Denizli Çardak Havaalanı'nda ise herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan Karahan'la telefonla görüşerek bilgi aldı. Denizli depreminden yaklaşık 3 saat önce de İzmir ve Aydın'ı korkutan bir deprem yaşandı. Merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Elbette çevre illerden de hissedildi ve ilk anda korku yarattı. Sevindirici olan Denizli'de ve Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen depremler sonrasında evet can kaybı yok. Bu sevindirici bir gelişme. Yaralananlar var. Panik sonrası hastanelere gidenler, başvuranlar var. Hafif şekilde yaralananlar var. Kimi binalarda hasar var. Tabii şu an için tam olarak o binaların sayısını tespit etmek için çalışmalar devam ediyor. Ama daha çok kullanılmayan eski kerpiç binalar ve ahırların ciddi anlamda zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Betonarme binalarda en fazla sıva çatlağı denilebilecek türden hasar gözlemleniyor. Hızlı bir şekilde afat. Büyükşehir Belediyesi çalışmalar başlattı. Kızılay hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Yaşamın bir an önce normale dönebilmesi için elbette hasarlı binalara vatandaşların girmemesi için defaatle anonslar gerçekleştiriliyor. Kimi binalarda ki şu anda ekranınıza gelen bir bina, kimi binalarda hasar var ve o hasarlı binalara tabii şu an için girilmesine de izin verilmiyor. Vatandaşa da binalara girmemeleri için uyarılar yapılıyor. Bakın yine o deprem anında bir nikah töreni esnasında kameralara yansıdı. Nikah gerçekleşiyordu. Tam da o sırada deprem yaşandı. Elbette saniyelerle ifade edebileceğimiz bir süre ve şu anda da Bozkurt Belediyesi Kaymakamlık binasıyla yan yana orada da yine hasar var ve şu anda o iki binada boşaltılmış durumda. Özellikle Bozkurt ilçesi ve köylerde depremden zarar gören binalar var ve o binaların önemli bir kısmının eski ve çoğunlukla kullanılmayan binalar ve ahırlar olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Denizli ve çevresinde yaşam yavaş yavaş normale dönüyor. AFAD ve Kızılay ekipleri bölgeye ivedilikle ulaştı ve çalışmalar yürütülüyor. Çadır stokunda sorun yok. Elbette vatandaşların bir an evvel normal hayatlarına dönebilmeleri için ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çalışmalar hızlıca sürdürülüyor. Cumhurbaşkanlığı Bölgede yaşanan depremlerle ilgili hızlı bir şekilde e, bilgi aldı gerekenler yapıyor. Tabii bu depremin yaşandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri o ilk dakikalardaki korkuyu, paniği bizlere gösteriyor. Sevindirici olan can kaybının olmaması. 5 vatandaşımız hafif yaralandı. Yine köylerde 23 vatandaşımız hastanelere başvurdu. Çoğunluğunun hafif yaralanma olduğunu söyleyebiliriz ve panik sebebiyle gidenler de var. İşte bir markette o deprem anı ekranınıza yansıyor. Bu ve benzeri daha pek çok görüntü var. Elbette paylaşacağız. Detayları da anlatacağız ama bir gerçek işte deprem gerçeği ki AFAD Başkanı'nın açıklamasına göre Denizli Bozkurt'ta yaşanan deprem zaten bilinen bir hat ancak aktif olmayan 1900'lü yıllardan yani 1900'den bu yana